Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya Karma Sorular 2 ile devam ediyoruz. Yukarıda numaralarla verilen otlakların hangisinde kurak dönem olmamasından dolayı otlak veriminin daha yüksek olması beklenir? Türkiye'de özellikle Erzurum, Kars, Kuzey Anadolu çevresinde yaz yağışları sebebiyle gür otlaklar, çayır, bitki örtüsü bulunmaktadır. Ki bunun sebebi yaz yağışlarının varlığı, kurak dönemin olmaması. Çayır olan alanda da tabii büyükbaş hayvancılık meralarda yapılan hayvancılık türünü oluşturuyor. Bunun yanında biz mera hayvancılığına yayla hayvancılığı diyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz'de yine yaz yağışlarının da etkisiyle çayır bitki örtüsünü yine görmek mümkündür. Yine bu alanda özellik olarak baktığımızda otlaklar, gür otlaklar bulunmakta. Yine kurak dönemin olmamasından dolayı verimli bir özellik taşımaktadır. O yüzden doğru cevabımız 3 numara olarak dikkate alınabilir. 2'de bozkır, yine 1'de bozkır bitki örtüsü. 4'te baktığımızda tabii biraz daha iç kısımlarında bozkır örtüsü. 5'te yine bozkır örtüsünü görmek mümkündür. Evet, ikinci sorumuzda Türkiye'deki iç göçlerle ilgili hangisi doğrudur demiş. Göç hareketi genellikle batıdan doğuya doğrudur. Ki doğudan daha çok batıya doğru. Çünkü doğudaki iş imkanları kısıtlı. Bunun yanında doğuda iklim şartları gibi ya da ulaşım gibi birçok olumsuzluk söz konusu olmaktadır. En fazla göç eden grup 45 yaş üzeri erkeklerdir demiş. Ki 45 değil, daha çok özellik olarak baktığımız tabii 20 ile 40 arasında ya da 25 yaş civarında toplandığını görüyoruz. Bu da yanlış. Doğu Anadolu bölgesinde göçler çoğunlukla bölge içinde olmaktadır. Ki doğudan batı dediğimiz için özellikle Doğu Anadolu'dan diğer bölgelere doğru olan bir göç hareketi görmekteyiz. En fazla göç kentten kente olan göçlerdir. Evet, şu an öyle bir durum söz konusu. İnsanlar daha çok kentler arasında yer değiştiriyor. İkinci olarak kentten kıra olan göçler. Üçüncü olarak kırdan kente olan göçler. Yani eskiden o kırdan kente göç dediğimiz kavramda birinci sırada olan kısımda şu an üçüncü sıraya gerilemiş durumda. Yani onu da karıştırmamak gerekiyor. Daha önce kırdan kenteydi. Şu an baktığımızda kentten kente göçlerin daha fazla olduğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Mevsimlik iç göç en fazla İç Anadolu bölgesinde olmaktır demiş. Yanlış. Özellikle Akdeniz'e, Ege'ye, Karadeniz'e mevsimlik işçi göçlerin yoğun olduğunu söylemek mümkün. İşte fındık toplamaya gidiyorlar, pamuk toplamaya gidiyorlar, zeytin var. Bunları dikkate almak mümkündür. Bu soru için D şıkkı doğru cevap dedik. Evet, üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi 21 Haziran'da Türkiye'nin en kuzey noktası ile en güney noktasındaki gündüz uzunlukları arasındaki yaklaşık yarım saatlik zaman farkının nedenlerinden biridir? Şimdi 21 Haziran, 21 Aralık gibi tarihlerde gece ve gündüz sürelerinin değişmesinde eksen eğikliği ile alaka kuruyoruz. Eksen eğikliği de özellikle yer ekseni ile, ki yer ekseni dediğimiz kutup noktasından diğer kutup noktasına bir çubuk batırdığımızı düşünün. Bu şekilde olan kısım. Bunun yanında ekliptik dediğimiz güneş etrafında dönerken oluşan bir yörüngeden bahsediyoruz. Elips yörünge. Bu elips yörüngede dönerken ekliptik diye bir oluşum söz konusu. Bu ikisinin arasındaki açı bize eksen eğikliğini veriyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oluyor. 21 Haziran, 21 Aralık tarihlerinde gece gündüz sürelerinin değişimi, yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşanması gibi faktörler bu eksen eğikliğine bağlıdır. Evet, diğer sorumuz. Güneydoğu Anadolu projesinin hayata geçirilmesiyle bu bölgede meydana gelen değişikliklerden biri değildir. Şimdi sulamayla birlikte, sulamanın gelişmesiyle birlikte sebze ve meyve tarımı arttı. Kentsel nüfus oranında bir artış oldu çünkü tarım ve tarıma dayalı sanayi gelişmeye başladı. Eğitim, sağlık hizmetleri gelişti. Mercimek ve nohut için ayrılan alan çok fazla arttı demiş ki mercimek ve nohut için ayrılan alan azaldı. Özellikle pamuk, onun dışına baktığımızda sebze meyve gibi su isteği daha fazla olan ve getirisi yüksek olan ürünlerin ekim alanı daha çok arttı. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı. Tarıma dayalı sanayi gelişti. Tarımsal üretim ve verim arttı arkadaşlar. GAP ile birlikte sulama imkanları gelişince. O yüzden doğru cevabımız C oldu. Evet arkadaşlar, 5. soruya geldik. Konya, Aksaray gibi İç Anadolu illerinin etrafının dağlarla çevrili olması hangisi üzerinde etkili değildir? Hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez. Şimdi bu alanda etrafı dağlarla çevrili olduğu için iç kısımlara nemli hava giremiyor. Nemli hava giremediği için yağış miktarı düşüyor. Bunun yanında etrafı dağlarla çevrili olduğu için iç kısımdaki akarsular yine yağış azlığından dolayı beslenemiyor birçoğu. Ve önüne çıkan bu dağları aşamıyor. Kapalı havzalar
oluşuyor. Tabii bu kısımda özellikle su kaynakları az olduğu için insanlar su kaynaklarının etrafında yağış azlığı sebebiyle toplanıyor. O zaman A, B, C ve D şıklarını dikkate alıyorum. Ama volkanik arazilerin yaygın olması oradaki oluşum ile alakalı, yer yapısı ile alakalı bir özellik olduğu için doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, 6. sorumuzda hangisi aynı coğrafi bölgede yer almalarına karşın ticaretin Bursa'da Kırklareli'nden daha fazla gelişmesinin nedenlerinden biri değildir? Şimdi Bursa'da baktığımızda üretim daha fazla Kırklareli'ye göre, ulaşım daha çeşitli ve gelişmiş, sermaye para daha fazla, sermaye birikimi daha fazla, yeraltı kaynaklarının çeşitli olması ki bu çok etkili bir kriter değil bu iki kent arasındaki gelişmişliğin ya da ticaretin farklı olmasında. Nüfus, tüketim ki talep kısmında etkili oluyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet, 7. sorumuzda Türkiye'de Akdeniz bölgesinin Çukurova yöresi dışındaki kesiminde, Güneybatı Anadolu'da ve Doğu Karadeniz bölümünde demir ulaşımının gelişmemesinin nedeni hangisiyle alakalıdır? Ki demir yolu o alanda yol yapım maliyetleri fazla, çünkü engebe fazla. Yer şekillerinin engebeli olması o alanda demir ulaşımını zorlaştırıyor. Tabi yol yapım maliyetini de arttırması önemli etkenlerden birisi. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet, 8. soruda hangisinde deniz kirliliğinin diğerlerinden daha az olması beklenir? Körfezler verilmiş. Türkiye'nin en temiz körfezi Saros Körfezi'dir. Ki Çanakkale'de bulunuyor. Çanakkale sınırı içerisinde bulunuyor. Ege Denizi içerisinde. Ege'nin en kuzeyinde yer alıyor. Buradaki girdapların varlığı, kendi kendini temizlemesi, bunun yanında sanayileşme ve şehirleşmenin az olması da önemli etkenler arasında sayılabiliyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. 9. soruda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de turizmin gelişmesi için devlet tarafından desteklenen uygulamalardan biri değildir? Yerli seyahat acenteleri ve tur organizasyonlarının uluslararası standartlara ve kaliteye uygun hale getirilmesi var. Küçük kapasiteli tesislerin aile işletmeciliğinin teşvik edilmesi var. Milli parklarda turistik tesis yapımına ağırlık verilmesi, ki milli parklarda maden aramak bile yasaktır. Böyle bir durumun olması söz konusu değildir. Yapılması doğal çevreye zarar verebilir. O yüzden yanlış cevabı bulduk. Mevcut turistik tesislerde etkinlik sürelerinin uzatıcı çalışmaların yapılması, işte 3 ay değil de 6 aylık bir turizm süresi uygulanması, yatak kapasiteleri ve niteliklerinin yüksek yeni tesislere kredi sağlanması. Çünkü yatak olmayınca, kalacak yer olmayınca o turistler burayı tercih etmeyebiliyor. Evet, C şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir test çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.